vefat eden birinin ardından Kur'an-ı Kerimler okunuyor ve sevabı hediye ediliyor. Fetih suresi bu sureler içinde okunmaz deniyor. Doğru mudur? Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri, sureleri her biri diğerinden daha güzel. İlla da şu sure okunur, şu sure okunmaz diye bir ayrım yapmaya gitmek doğru değildir. Ancak Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin özellikle Yasin suresinin okunmasını tavsiye ettiğine dair rivayetler vardır. Mesela evet. İkra'u ala mevtakum surete Yasin. Ölüleriniz üzerine Yasin suresini okuyunuz diye tavsiye ettiğini biliyoruz. Ama bunun dışında kişi diyelim ki Yasin suresini bilmeyebilir. Başka bildiği sureleri, ayetleri okumasın mı? Elbette ki okuyabilir. Onun için şu sure okunmaz diye bir kural yoktur. Bir ahşap boyama kursuna gidiyoruz. Burada da çeşitli objeleri boyuyoruz. İşte güneş tasviri olsun vesaire gibi objeleri boyuyoruz. Bunları da getirip evimize koysak, biblo gibi olabilir, belki tablo gibi olabilir. Bir sakıncası olur mu? Bu tür şeylerin bir sakıncası olmaz. Bunları belki şu endişeyle soruyor. Yaptığımız bu şeyler İslam'ın hoş bakmadığı heykelcilik alanına girer mi? Böyle bir şey boyarsam evime getirip koyduğum zaman evime bir heykel veya benzeri yahut bir suret, evet, koymuş olur muyum gibi bir endişe var. Bu tür şeyler çok aşırı gereksiz hassasiyetlerdir. Dinimizin bu konuda getirdiği ölçüler Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın da Kur'an'ın koyduğu ölçülerdir. Onlar da Peygamberimizin getirdiği bu ölçüler de İslam uleması ilk dönemlerde çok katı bir uslupla alıp kabul etmişler ve resmin her türlüsü çizgi çekmeyi adeta yasaklamışlardır. Ama zaman değişince, çağlar değişince, ihtiyaçlar değişince, ihtiyaçlar bazı mahzurlu şeyleri mübah kılar fıkıh prensibinden ve benzeri ilkelerden hareketle bir takım açık alanlar bırakmışlardır. Resim için özellikle. Bunda temel prensip müstehcen olmaması, birisinin istemediği bir şey, birine tecavüz anlamına bir resim olmaması, efendime söyleyeyim, vücudun örtülmesi gereken yerleri gösteren bir resim olmaması, hele hele ihtiyaç varsa çeşitli şeyleri belgeleme noktasındaysa bu tür resimlere, sanat alanında bu İslam'ın koyduğu temel ahlaki, içtimai ilkeleri aşmayan resimlerin yapılmasında bir sakınca olmadığı yönünde de son dönemlerde ulema fetva vermiştir, görüş belirtmiştir. Biz de acizane bu kanaatteyiz. Önemli olan İslam'ın koyduğu temel ilkelerin aşılmamasıdır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, Hazreti Ayşe validemizin astığı üzerinde resimler olan perdeyi şiddetle kaldırmasını isterken o dönemde cahiliye Araplarının henüz putperestlikten yeni kurtulmuş, kurtulmak üzere olanları var, daha henüz müşrik olanlar var. O sıcak hava içerisinde insanları geçmiş hatıralarıyla buluşturacak objelerin olması tabii ki yasaklanır. Ha günümüzde Hazreti Peygamber olsa bugün ne yapardı? Ben eminim ki hayatımızın %80'ini rengi değişirdi, değiştirirdi. Bununla şunu anlatmaya çalışıyorum. Hazreti Peygamber aleyhisselamın bize tavsif ettiği, yaşadığı, tarif ettiği, Kur'an'ın öğrettiği hayatın pek çok alanda ya az ya çok dışındayız. Onun için Resulullah'ın dönemini bugünkü şartlarda değerlendirecek olsak bile, gelen yeni şartlar, bazı yeni olgular ortaya koymak açısından baksak bile hayatımızda çok şey değişmesi gerektiğini biliriz. Ahde vefadan tutun, insanın kendini, kendine karşı görevlerini, ailesine karşı görevlerini, ibadet hayatımızdan tutun, uluslararası tutumlarımıza karşı, işte devlete karşı, toplum malına karşı tutumlarımızın tamamını gözden geçirmemiz gerektiğini anlarız. Resulullah fiilen aramızda olsa. Peki o aramızda yok, ne yapacağız? Ama bütün bunlar sünnette ve Kur'an'da var. Ey insanlar! Eşim sürekli bana işte seni boşadım, artık benim hanımım değilsin, dünya ahiret bacımsın gibi sözleri çokça ve farklı zamanlarda söyledi. Ama iş boşanmaya, mahkemeye geldiğinde ise
yani pek de boşanmaya yanaşmıyor. İçimiz hiç rahat değil, yani benim için rahat değil diyor hanımefendi. Bu durumda ne yapmamız lazım? Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üç konunun ciddisi de ciddidir, şakası da ciddidir diyor. Bunlardan birisi boşamadır. Yani ben işte laf olsun diye şaka ile işte gözünü korkutayım diye hanımına boşadım dese hanımı boşamış olur. Yani bir erkek açık bir lafızla boşadım gibi bir lafızla eğer eşine böyle bir hitapta bulunmuşsa bu talak-ı rici'i dediğimiz dönüşü olan bir boşama olur. Yani 3 ay iddet bekleyecek. Yani 3 adet süresi iddet bekleyecek. Hanefilere göre, Şafilere göre 3 temizlik süresi iddet bekleyecek. İddet dolunca boşama bütünüyle gerçekleşmiş olur. İddet içerisinde erkek dönebilir. Bir erkeğin hanımını 3 defa boşama yetkisi vardır. 3. defa boşayınca artık bir daha geri dönme şansı yoktur. Yani bir boşadınız, sonra vazgeçtiniz, yeniden evlendiniz. İkinci defa boşadınız, yine vazgeçtiniz. Yani ikinci vazgeçmeden sonra da tekrar evlenebilirsiniz. O zaman bir şansınız kalır. Boşadınız mı artık geri dönüşü olmaz. Bunun bir tane istisnası var. O da nedir? Kadın bir başka erkekle böyle hileli olmayan bir evlilik yapacak. Diyelim ki evlilik yaptı. Sonra da o eşi ölüverdi. Eşi ölünce kadın iddet bekler. İddet de dolunca eski eşi, kendisini boşayan eski eşi dedi ki ya gel bir hata ettik seninle bir daha evlenmek istiyorum derse evlenebilir. Yani bir evlilik yaptıktan sonra. Evlenmeye de bilir. Evlenmeyebilir tabii. Kadının elinde. Tabii. Yani dolayısıyla yani boşama kelimesini kullanarak eşini boşadığını söyleyen bir erkek hanımını boşamış olur. Evet. Bunun da sınırı en fazla 2 defa olur. 3. de boşadı mı biter. Peki bu durumda? İşte kaç sefer boşadı bilemiyorum. Yani çokça farklı zamanlarda söylüyor. Yapacak bir şey o zaman bitmiş yani. Hakları bitmiş yani öyle mi? Yani hani şöyle düşünelim. Yani siz eşi, yani Ahmet eşini boşuyor. Boşken bir daha boşadım, bir daha boşadım derse onlar sayılmıyor zaten. Yani iddet içerisinde birden fazla boşamayı şu anda Din İşleri Yüksek Kurulu tek boşama sayıyor. İddet süresi içerisinde. Evet. Yani şimdi bir erkek eşini boşadı ya, o erkek, o kadın boş değil mi? Evet. Boş. Boşanmış kadını bir daha boşayamazsınız. Yani boşadım dedi, kadın boşandı. Ondan sonra bir daha boşadım derse o ikinci söylediğinin bir anlamı olmaz. Diyorlar. Evet. Ha, yani bir iddet doldu. Yani bir boşadı iddet doldu. Onun için anlattım ben teferruatını. Yani bir boşadı iddet bitti. Sonra bir daha evlendiler. Bir daha boşadı. İddet bitti. Efendim 3. defa da bitti mi? O evlilik bitti. Geçmiş olsun. Tabii. Evet, zor durum. Yani o yüzden çok fazla ağza almamak lazım değil mi böyle sözleri? Yani boşama kelimesini hiç kullanmamak lazım. Yani illa boşayacaksa zaten bugün mahkemeler boşuyor. Mahkemeye müracaat ederler. Mahkemenin boşadığı zaten dinen de bir talak bain boşamış sayılıyor.